Herkese merhabalar, yeni oyun projemi tanıtacağım. Geliştirme gününe hoş geldiniz. Bu yeni projem yine programlamayla ve robot yapımıyla ilgili ama önceki eğitici oyunuma göre daha eğlenceli, daha gelişmiş ve daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Bunun sebebini video ilerleyen zamanla anlayacaksınız. Şu anda ekranda gördüğünüz 4 günlük çalışmanın sonucu. Fark edebileceğiniz gibi low poly stil kullandım. Bunu hem modelleme hem de tekstür ekleme aşamalarında problem yaşamamak için yaptım. Bu sayede modeller hazırlamam hem daha hızlı oluyor hem de daha kolay oluyor. Oyunun konusuna gelecek olursak da kabataslak bir şekilde açıklıyorum. Oyunda birçok işi yapacak robotlar tasarlayacağız ve robotları da programlayacağız. Bu işler ağaç kesmek olabilir, eşya taşımak olabilir, maden kazmak olabilir, inşaat yapmak olabilir, hatta çiçek toplamak bile olabilir. Yani elimden geldiğince bu konuda serbestlik sağlamaya çalışacağım. Ayrıca bize yol göstermesi için görevler de olacak. Hatta oyuna mini bir hikaye eklemeyi düşünüyorum. Tasarladığımız ve yaptığımız bu robotlarla da bir şehir inşa edeceğiz, bir şehir kuracağız. Burada dikkat etmemiz gereken şey de kurduğumuz şehirdeki insanlarla robotların uyumlu bir şekilde yaşaması gerekiyor. Aksi takdirde insanlar şehri terk edebilir. Buna örnek vermek gerekirse, oyunda biz bütün robotları otonom yaparsak ve insanlara yapacak bir iş bırakmazsak o zaman sıkılabilirler, mutsuz olabilirler ve şehri terk edebilirler. Tabi sadece bu değil. Mesela eğer bir robot kaza yaparsa o zaman insanlar buna kızabilir ve yine şehri terk edebilirler. Yani burada hem yapılması gereken işlere göre robotlar yapmamız gerekiyor hem de robotların insanlarla uyumlu bir şekilde yaşamasını sağlamamız gerekiyor. Bunun dışında oyunda bulmacaların ve bir keşfetmenin olmasını istiyorum. Yani oyunun başında bütün dünya açık olmayacak. Bulmacaları çözerek, belli şeyleri yaparak o dünyayı yavaş yavaş açacağız. Tabii ki de bunun temeli yine robot yapmak ve programlama olacak. Şimdilik oyun hakkında vereceğim bilgiler bu kadar. Tabii ki de benim planladığım daha birçok şey var, birçok fikrim var. Fakat zaten ben geliştirme günlüklerinde bunları yaptıkça siz de bunları göreceksiniz. O yüzden bunların hepsini şimdi burada anlatmaya gerek yok. Biraz da sürpriz olsun, sürprizi kaçmasın. Son olarak da bu oyun üzerine çalıştığım 4 gün içerisinde yaptıklarımı özetlemek istiyorum. Zaten çoğunu genel olarak görüyorsunuz burada. Öncelikle herhangi bir oyun motoru kullanmıyorum. Oyun motorumu Java'da OpenGL ile ben hazırlıyorum. Ki açıkçası bu sık sık zorlayıcı olsa da çok keyifli ve çok eğlenceli bir iş. Ben şu ana kadar bundan çok keyif aldım bu 4 gün içerisinde. Ki bunun bana birçok katkısı da oldu. Çünkü tüm kontrol bende bu oyunla ilgili, oyun motoruyla ilgili. Öncelikle bu zemin üzerine çalıştım bu 4 gün içerisinde. Bu zemin rastgele üretiliyor. Yani ben her defasında oyunu çalıştırdığımda gördüğünüz gibi farklı bir zemin oluşturuluyor. Bundan sonra da gördüğünüz gibi zeminin üstüne ağaçların, bitkilerin ve taşların yerleştirmesini yaptım. Bu yerleştirme rastgele bir şekilde yapılıyor. Yani pozisyon ve açı rastgele bir şekilde belirleniyor. Yerleştirmede nesneler için yükseklik sınırı belirleyebiliyorum. Yani mesela gördüğünüz gibi yüksek yerlere ağaç veya bitki yerleştirilmiyor. Sadece taşlar yerleştiriliyor. Çünkü ben bunu bu şekilde ayarladım kodda. Bundan da sonra gökyüzünü, burada sis gibi bazı efektleri ve gölgeleri ekledim. Gölgeleri yeni ekledim. Üzerine biraz daha çalışma yapmam gerekiyor. Fakat şu an bile bence güzel duruyor. Evet, bu 4 günde yaptıklarım bu kadardı. Biliyorum çok hızlı bir şekilde anlattım. Çok detaylı bir şekilde anlattım. Fakat bu giriş videosu olduğu için bu şekilde oldu. İlerleyen geliştirme günlüklerinde yaptıklarımı daha detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Evet, bu videonun sonuna geldik. Videoyu bitirmeden önce söylemek istediğim son bir şey daha var. Biliyorsunuz benim bir eğitici oyun projem vardı. Bunların önceki oyun projesi. Onu bırakmadım, onu da bitireceğim. Fakat bu proje benim için daha önemli. Bu yeni oyun projesi benim için daha önemli. Çünkü bence programlamayı çok daha iyi kullanıyor. Yani programlamayı hiç bilmeyen birisi sıkılmadan, elenerek programlamaya giriş yapabilir. O yüzden ben bu projeye daha fazla önem veriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni oyun projem hakkında yorum yazarsanız çok sevinirim. Haftanın sonunda geliştirme günlüğünde görüşmek üzere.